Belki senden ben bakışlar, bu isterlikte Roblox'ta farklı öne daha karşınızdayım. Bu yüzden bir klasik Sonic Simulator oynayacağız. Bu arada bu oyunla ilgili bir sürü videolar falan çekmeyi planlıyorum. Yani bir nevi bir seri gibi bir şey olacak. Ha tamam. Şu seçenek şeyi nereye gidiyor? Ha. Şöylesin. Tamam. Artık bu oyunla ilgili bir sürü videolar çekebilirim. İncelemeler, meydan okumalar falan. Şimdi bu oyun nasıl bir şey? Hani New Super Mario Bros. İzliyorduk ya. Serisi vardı ya. Onun gibi bir oyun. Ama biraz değişik. Ama bir şey olmaz. Şimdi siz bu bölümde oyunu tanıtımı olacak biraz. Diğerki bölümde bu oyunu oynayan insanların yaptığı oyunları deneyeceğiz. Yaptığı seviyeleri deneyeceğiz. Sonra meydan okumalar falan da yapacağız. O zaman hani dur. İyice ben unutayım. Tebeze sokakta kaç video varsa onun gibi bir şey olacak. O zaman başlayalım. Şimdi şurada karakter diyor ya. Şurada. Oradan karakterimizi seçebiliyoruz. Burada Saber Sonic yani birinci kral. Bu arada gördüğünüz Sonic Bey nasıl bir şey diyorsanız kirpiymiş ama mavi. Şöyle S2 Sonic oluyor. Bu da S3. Bu da modern oluyor. Tails, Knuckles, bu Amy, Metal Sonic, bu da düşmanı, Rouge, Super Sonic, Dr. Robotnik, Shadow ve başka yok. Şimdi bu videoda hepsini bir deneyebiliriz. O zaman başlayalım. Testten başlıyoruz. Bakalım. Test Zone. Bu oyunda şey, seviyeler zone yani bölge diye geçiyor. Bak şöyle zıplıyoruz. Hop, bak eğilme tuşuna basıp zıplama tuşuna basarsanız böyle spin dash oluyor. Sonra böyle yukarı okla zıplamaya basarsanız böyle hızlı hızlı gidiyor. Burada online bu oyun. Şimdi şurada gördüğünüz bilgisayar şeyler bunlar. Soru işaretleri bildiğiniz. Mesela şu mavi şeyi alayım. Hop, mavi kalkanımız oldu. Yani bir düşmanı çarparsak artık bu kalkan gidecek. Bu elektrikli bir kalkan ve hem böyle ikinci zıplama hakkı veriyor. Ve hem şuradaki yüzükleri yakından çekiyor. Yani mıknatıs gibi. Bu arada yüzük nereden çıktı derseniz Niver Super Mario Bros. Bir altın topluyorduk ya. Bu oyunda da yüzük toplayacağız. Şimdi bu ikinci zıplama hakkı verdi. Ve mıknatıs gibi yüzükleri çekti. Şimdi bu ne yapıyor? Bu da böyle ikinci bir zıplama hakkı veriyor. Bu da böyle yerde sekebiliyorsunuz. Bu arada az önceki alevli güçlendirmeyle alevlerin içinde yüzebiliyorsunuz diyorum. Yürüyebiliyorsunuz. Bundan suda nefes sıkıntınız yok. Bu arada ondan da bahsedeyim. Hani Never Super Mario Bros. Wii'de şey vardı ya, nefes sıkıntısı yoktu yani su altında direkt şey oluyordu. Direkt yüzebiliyordu sonuçta direkt. Şimdi bunda öyle bir olay yok. Bunu da gerçekçi yapmışlar azıcık. O yüzden nefes olayı var ve boğulma tehlikesi var. Şimdi bu gördüğünüz ayakkabı şeyi ne? Ben ona bir bakalım. Burada bunları almak için şey oluyor. Üstüne zıplamanız lazım. Şimdi bu da hızlandırıyor sizi. Bakın mesela böyle çok hızlanabiliyorum. Burada şöyle şeylerden falan geçebiliyorsunuz. Atlatarak yani. Şuradan gideceğiz. Kuşağı yapalım. Hop tamam. Uy balıklar. Bak onları patlatmak için de üstünden zıplayabilirsiniz. Bu ne şimdi derseniz buna deyince kayıt oluyor. Bak. Bunu sadece üstüne zıplamıyorsunuz. Bak yürürken böyle elmeye basarsanız topa dönüşüyorsunuz. Ve düşmanlara falan vurabiliyorsunuz böyle. Hop patladı. Burada oyundaki ama amaç ne biliyor musunuz? Hayvanları kurtarmak. Evet, doğru durumda. Hayvanları kurtarmak isteyen gibi. Evet. Ama. Oyunda, bu arada oyunla ilgili bahsederken bir yandan gameplay'i de göstereyim sizlere. Bak, oyunun ben videosunu çekmeyi hep düşünüyordum. Tam
çekecektim videosunu geçen gün. Sonra bu duvarları kırabiliyorsunuz böyle spin dash yaparak. Eğilme tuşuna basarak zıplamaya basınca spin dash oluyor. Şimdi şöyle anlatayım. Şey oldu. Ben daha geçen gün çekeceğim diye geldim. Sonra bir baktım oyunun yeni versiyonu, yani yeni güncelleme gelmiş. Bakayım dedim, böyle bir araştırdım iyice. Sonra bayağı iyi olmuş yani. Eski versiyonda bayağı bir böyle şeyler vardı. Bu arada az önce kırdığımız şey bize bir can verdi. Yani bayağı bir yeni güncellenmiş. Bu arada seviye bitirişlerinde şöyle büyük bir yüzeye giriyorsunuz. Bayağı seviye bitiyor. Bayağı iyi güncellemeler gelmiş. Ben de hemen videosunu çekeyim dedim. Şimdi ikinci seviyeye geçiyoruz. Bu arada kendisi otomatik geçiyor. Eski oyunda geçmiyordu. Şimdi burada bir boss'umuz var. Ama şimdi şundan bahsedelim. Mesela bir yüzüğümüz varken düşmana vuralım. Bir. Bak. Hop, yüzükler saçıldı. Ve yüzük dışarı aldı. O dışarı saçıldı. Ve bir artık yüzüksüzken vurulursak hop geberdik. Yani yüzükler bizim can kaynağımız. Onu da böyle anlamış oldum. Bu da bak bayağı size ders anlattığım gibi bir şey oldu. Bak şu boss'u yenmek için de böyle böyle vuruyorsunuz. Ana. Burada bu boss'un adı ne biliyor musunuz? Yumurta kafa. Valla adamın adı yumurta kafa. Şöyle İngilizce'de Eggman. Yani yumurta adam ama yumurta kafa demek daha mantıklı. Mantıklı değil, daha komik. Hop, yendik. Dur, şimdi yeni seviyeye geçecek ama bir karakter değiştirelim mi? Hop, testini yazalım. Hem zaten bu seviyeler test diyor ya zaten, tam tamamlanmamış gibi. O yüzden biz direkt geçelim onları, testleri. Hop, şöyle Greeny. Tamam, başlayalım. Sake son seçtim. Hop, Greeny. Green'in 4 seviyesi varmış şimdi. Bu güncellemede yeni eklediler onları. Yoksa birer seviye. Evet, Green'in zone 1. Hop. Bak şuna. Şimdi ağaçların içinde falan böyle zıplatıcılar olabiliyor. İzliyorlar. Hop ala. Bu arada bu oyunu Türkiye'de çeken sadece Perfect Blue kanalı var. Ona da bakabilirsiniz. Bundan sonra Türkiye'de ikinci olarak biz çekeceğiz. Oldu. Burada dediğim gibi spin dash atarak veya onların üstüne yuvarlar falan zıpladığınızda onları gebertebiliyorsunuz. Allah'tan aşağısı boş değil. Anam, oy bak. Böyle düşmanlara falan çarptığınızda onlar saçılıyor. Bak bak bak. Düşün bir arada nasıl çarpabilir? Patlatabilirim hemen şöyle spin dash atarak. Hop. Şimdi bu oyunu bilebiliyorsunuzdur. Ben hiç bilmeyenleriniz için anlattım. Şimdi şuradan gitmek istiyorum ben şimdi. Bayağı taktikler yapılabiliyor bu arada ha. Bu oyunun speedrunlarına bakın hele. Onlar oyunu bayağı bozuyorlar. Bir sürü düşman çıkıyor falan. Duvarların içinden de çıkıyor. Hop, şu bilgisayarı da kıralım. Ana. Hop. Tamam, bitti. Şimdi Green Zone 2. Evet. Biraz yüklenmesi uzun sürebiliyor. Evet, söyleyeyim. Hani seviyeye başlarken Sonic'te hack çok diyor ya. Hack çok İngilizce'de kirpi demek. Yani söylemiştik en başta. Kirpi olduğunu. Bu dayının. Bu arada şuradan giderseniz gizli yer vardı da gidemedim şu an. Bu arada bu oyunun yani direkt bitirilsin. Yapılması bitirilsin. Vallahi çok güzel olur yani. Bu da şöyle diyeyim. Oyunun orijinali var.
Ama bu sadece Roblox'a yapılmışı. Roblox'a yapılmışı bayağı iyi. Roblox oyunları bayağı iyi yapılmış. Şimdi orijinal var dedik. Onun serisini de çekeceğim bu arada. Çünkü indirdim onları. O yüzden yeni yok şu anki serilerimiz bitsin. Başlayacağız onlarda. Hop. Bak şunlardan da öyle top gibi yuvarlanabiliyorsun diye. Bayağı iyi. Bu oyun şimdi biraz da tarihinden bahsedelim. Şimdi bu oyunu kim yapmış? Bak yine Japonlu birileri yapıyor bu ikide. Ama adamın adını unuttum. Ama Mario oyunlarını seven birisi yani New serisini seven birisi diyelim. Anladığınız için. İşte öyle bir... Of. Neyse anlatmaya devam edeyim bir yandan. Öyle bir adam ama oyunların çok yavaş olduğunu düşünüyormuş ya. Mario oyunlarının çok yavaş birisi düşünmüş. O yüzden böyle dünyanın en hızlı tepkisini yapmış. Ve bir anda Mario'nun düşmanı olmuş ya. Bunlar Mario'nun yapımcısı olan şirket Nintendo ya. İşte Kirby'yi yapanların da Sega. Bunlar iki oyun yüzünden düşman olmuş bir anda. Ama işte sonra bu Kirby falan geçmiş onları. Mario falan ama sonra 3D oyunlar çıkınca yani 8-bit dönem bitince Sega'cığınız batıyor. Tamam. Nasıl batıyor derseniz direkt basbayağı şirket kapanıyor. Yani kapanmıyor da oyun yapmayı bitiriyorlar. Sadece başka konsollara oyun yapacaklar. Konsol üretmeyi bitiriyorlar. Ve o sayede de Nintendo'da Sega barışıyor. Ve Mario'yla Sonic aynı oyunlarda karşılaşıyor. Vallahi öyle. Düşmanlar barıştı yani bir anda. Neyse artık bu oyunu ilk kez gördüyseniz bayağı bir bilgi aldınız. Green Zone 4. Şöyle Y'ye basıp kapatıyorum. Bu arada debug moddan da bahsedeyim. Hile. Böyle kendinizi havaya uçurabilir. Şöyle hop bak 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 basıyorum. Burada ringler yoktu mesela. Ring dedim yüzük. Bunlar yoktu mesela. Böyle şeyler çıkarabiliyorum. İstediğimiz her şeyi debug modda yani hilede koyabiliyorsunuz. Mesela seviyeye geçemediğinizde hemen bitiriş yüzüğünü koyuyorsunuz debug modda. Hop al sana seviye bitirişi. Bayağı iyi yani. Yani bayağı iyi mi? Neyse onu size bırakıyorum. Şimdi bunun orijinalleri bayağı sevinmiş onun çıktığı dönemlerde. Yani biz oynayacağız onları. Video da farklı oldu. Oh şöyle. Burada sizce Mario mu daha iyi, Sonic mi daha iyi? Onu yorumlara falan yazabilirsiniz. Tabi yorumlara yazacak kadar abonemiz yok ki yani. sıkıntı yok ya siz. Hangisini tercih edersiniz acaba? Olabildiğince hızlı olarak göstermeye çalıştım. Çünkü bayağı bir seviye var. Hayır be, boş boş düştük. Ama oraya çıkmaya uğraşmayacağım çünkü zaman kaybediyoruz. Hop şeye geldim. Anam. Şuradan çıkacağız, tamam. Bazen hile kullanmak da videoyu da kurtarabilir. 14 dakika olmuş yani. Ha. Hadi lan. Platform Bey. Abicim neredesin ya? Neyse seni bekleyecek kadar zaman yok ya. Uysana. Hoppa. Hop şöyle Green'i bitiririz. Bu arada orijinal oyunda bosslar falan var ama daha bu versiyonu da getirmemişler bossları.
Şimdi karakterimizi değiştirelim. Bundan sonra her seviyede değiştireyim ya. Unuttum karakterleri göstermeyi. Şimdi Sonic modern Sonic oldu. Yani üçüncü oyunda çıkan Sonic şekli. Ben Green ile gelmişim ya. Yanlış. Çok pardon. Dur Marble'a gireceğiz. Ya siz de oynayabilirsiniz. Bence güzel. Marble Zone 1. Böyle zıplama hoplama oyunları seviyorsanız tabii ki örneğin. Oo, burası da alevli. Zıplayan hoplayan düşmanlar falan var. Bak. Şu lavların üstünde yürümek mi istediniz? Evet. İstediğiniz diyelim. Lav kalkanını bulabilirsek yürüyebiliriz. Ama ezilirsek gebereceğiz. Ezilme olayında falan hiç yüzükler kaybetmeden direkt geberiyorsunuz. Valla orada acılar yok. Hoppala. Aha kayıt sıkıntısı. Alev şeyini aldık ve koş. Alevin üstünde yürüyebiliyoruz. Derken geberken. Neyse kayıt almıştık en azından. Of. Dur şurada sakin olmayacaksın sen. Aman. Hop. Artık bir sıkıntımız yok ya. Lava düştürürsek de kendimiz lavız ya artık. Hiçbir sıkıntı yok. Hop şöyle de girdik. Tamam, bu sefer kolay bitti. Bu arada bu oyun tamamlansa bayağı güzel olur ya vallahi. Çok iyi olur. Marble Zone 2. Bu arada bu bölümde tüm oyunu göstermeyi düşünüyordum ki o kadar ayrıntılı falan anlattım ki oyunu. 17 dakika geçti ve daha biz kaçıncı seviyedeyiz? İkinci seviyenin ikinci zonu. Anam. Hop. Ha bak şu ne yapacağız biliyor musun? Oradaki düşmanı da göbertiyoruz. Oo. Şurada chatten bir şey var. Ben de bu oyun... Bu kadar online ya. Bu kadar az kişi dolanmazdı buralarda. Nedense bugün böyle az kişi gelmiş. Bu arada şey... İnsanların yaptığı seviyeler dedim ya. İşte nasıl oluyor biliyor musunuz? Seviye yapabiliyorsunuz yani maker. Bir maker değil editör diyelim. Direkt kendi seviyelerinizi yapabilmiyorsan ne var yani? Bayağı iyi. Ana. Gerçekten iyi ya. Of. Tamam lava düşersek. Aha bak şöyle. Hop bim puan. Hadi be. Bim puan alabilir miyim? Aldım. Güzel. Şuradan kalkanımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle değişik. Bu arada yumurta kafamız vardı ya. O. Bizim minik hayvancıkları robota çevirmiş. İşte biz de onu o hayvanları kurtaracağız. İşte görevimiz bu. Oha be gün nereden görecektim onu? Bazen böyle hiç göremediğiniz şeyler oluyor. Düşmanlar. En azından bak bir yüzükle bile son boss'u kaç kere vurularak da geçebilirsiniz. Çünkü etrafa saçılıyor ve yeniden alabiliyorsunuz o yüzüğü. Bayağı iyi. O yüzden. Şimdi Marble Zone 3 geliyor. Tamam. Oha. Oy. Bunu bunun ikinci bölümüne de çekeceğim gerçekten. Anam tuşu bıraktığım halde bırakmadı gibi gösterdi. Hop. Anam ya. Burada debug mod var demiştik ya.
Onun gibi şöyle eğer tuşuna basarak istediğiniz anda kalkan verebiliyorsunuz. O yüzden biz şimdi şey yapalım. Alev kalkanını alalım. Tamam. Yalnız zıplamadım. Oo. Trambolinler bir anda görünmeden zıplatıyor. Alev olduğumuz için alevden süremiyor. Burununca da ölmüyoruz. Dur diyecektim. Gene bu şey çıktı ve soyumuzu kuruttu yani. Hop, tabii ki böyle bir mix skip yapabiliyorsunuz. Araya kalkanım gene geldi. Dur, birileri çevirmişim olmaya başladı galiba. Çünkü birileri seviyeler diyor. Anam nereden çıktı ya? Hiç görmediğim yerlerden mi geliyor? Hop, şöyle bir puan geliyor mu? Hadi be. Hop. Tamam, artık alevimiz. O yüzden kimse bizim canımızı yakamaz. Oy. Ana. Oha. Oo, az önce şeyin dikenin içine girdik bu arada. Ana, oyunun bug'ına gel. Oğlum buralar alev kalkansız. Ana, duvara girdik. Çünkü orada gizli can var. Şuradan gidiliyor mu? Gidiliyor. Ama geri gidiliyor gibi. Neyse, dördüncü canımızı da aldık. Bak dikenlerin içine giriyoruz gibi mi geliyor ya? Anam en aşağı düştük ama çıkarım ben. Hop, şöyle kaydımızı aldık ve bitti. Güzel. O zaman bugünkü videomuzun da bu kadar olsun. Diğer videoda buna devam, bu oyuna devam edeceğiz. O zaman görüşürüz. Diğer videoda hangi oyun oynayacak? Hangi seviye? Sprint yardım. Ama şimdi exit diyorum. Burada oyun bayağı iyi. O zaman görüşürüz.